Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanı arkadaşım, Ankara Kulübü'nün değerli başkanı, değerli yöneticileri, değerli delegasyonu, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel genel kurulu Ankara gücümüzün sorunlarının aşılmasında, Ankara gücünün başarılarının daha ileri taşınmasında bir yol haritasının çizilmesine yürekten inanıyorum. Bu olgunlukla bir genel kurulun Ankara gücünün şu çıkışının devam etmesine yardım etmesini yürekten diliyorum. Ve bunu başaracağınıza da yürekten inanıyorum. Değerli hemşerilerim, Ankara gücü Ankara'nın bir simgesi. Süleyman'da da gördük. Kurtuluş Savaşı yıllarında başlayan o günlerden bugüne gelmiş. Ama bugün hak ettiği yerde olmayan bir takımımız. Bundan hepimiz sorumluyuz. Yerel yöneticiler olarak da, devleti idare edenler olarak da, Ankara'nın nimetlerini yiyip, Ankara'dan para kazanan iş adamları olarak da bundan sorumluyuz. Çünkü şehrin yaşaması lazım. Kentin büyümesi için sosyalleşmesi lazım. İnsanların stres atması lazım. Gençlerin yaşadığı şehirden memnun olması lazım. Onun için spor bunun bir parçası. Sanat kültür bir parçası, spor bir parçası. Yaşam sosyal alanlar bir parçası. Ama spor en önemli parçası. Ankara gücü gibi geniş kitlelerin kalbinde yer etmiş bir takımın çok uzun süreler sadece ihtiraslar uğruna kaynakları başka takımları yaratmak için harcanmasını, Ankara gücüne sahip çıkılmamasını ben hiçbir zaman içime sindiremedim. Bizim yerel yöneticiler olarak benim anlayışım, kulüp idare etmek değil bizim görevimiz. Bizim görevimiz amatör çocuklara, amatör kulüplere sahip çıkmak. Gençleri kötü alışkanlıklardan spora yöneltmek, onların altyapılarını yapmak, her branşta, sporun her branşına katkı yapmak. Profesyonel kulüpleri bizim belediye başkanları olarak bütün Türkiye için söylüyorum. Yasa da zaten buna müsait değil. Biz onlara idare etmeye kalkmamalıyız. Onu da başka arkadaşlar yapsınlar. Onu bilenler yapsınlar. Devletin kaynaklarını benim ismimi en iyi yaşatacak, Ankara'yı en iyi şekilde temsil edecek takımlara, sporun her dalındaki takımlara katkı yapmam gerekir. Zaten bütçelerimizde de buna pay ayırırken belli bir oran var. O oranı aşmamız mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, Ankara gücü doğru bir yolda. Şimdi herkes Ankara gücünün kıymetini bildi. Bunu başaran da Sayın Mehmet Yeğiner ve arkadaşları. Bu yönetimin sonuç almasına hepimiz yardımcı olmalıyız. Bu yardımı, bu Ankara gücünü Sayın Bakanımız dediği gibi bu benden önce ileride sadece süper diye çıkması değil, Ankara'ya İstanbul'da 4 takım, 5 takımı bir süper ligde taşıyorsa, Ankara'da onun yarısı kadar nüfusa sahipse bir iki takımı rahat rahat süper ligde taşıyabilecek bir güce sahip Ankara. Ekonomik olarak da sahip, siyasi olarak da sahip, nüfus olarak da sahip. Bunun kıymetini bilelim ve Ankara'daki diğer kulüplerimize de sahip çıkalım. Ama bunların elindeki halkın gönlünde taht kuran Gazi Mustafa Kemal'in başkenti Ankara'ya yakışan Ankara gücüne de sahip çıkmak hepimizin görevidir. Burada olanların da görevidir. Burada olmayanların da görevidir diyorum. Ben bu konuda üzerime düşeni senelerdir yapmaya çalışıyorum. Başkanla
her zaman beraber oluyoruz, yöneticilerinizle beraber oluyoruz. Bize düşen bir görev olursa seve seve yanınızda olduğumuzu, yeter ki bu sene Süper Lig'e inşallah hep beraber çıkacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Evet, genel kurul adına bize divan olarak Sayın Belediye Başkanımız ve...